bu sorumuzda bugünlerde sıkça adını da duyduğumuz Türkiye'deki seçimlerde milletvekili seçimler seçimlerinde kullanılan Duhon sisteminden söz ediliyor. Gelin önce bir sorumuzu okuyalım. Bu soruda neden bahsettiğini bir anlamaya çalışalım. Duhon sistemiyle milletvekili seçimi nasıl sağlanıyor onu anlayalım sonra da sorumuzu birlikte çözelim. Duhon sistemi Türkiye'de milletvekili seçimlerinde kullanılan bir sistemdir. Bu sistemde tüm siyasi partiler içinde en yüksek oyu alan parti birinci milletvekilini çıkarır. Doğal olarak ilk bir milletvekili çıkaracaksak zaten hiç problem yok. En yüksek oyu alan parti o milletvekili çıkarır. Ancak akabinde her milletvekili çıkaran partinin toplam oyu sırasıyla milletvekili çıkardıkça yani 2'ye, 3'e, 4'e bölünerek o ilden seçilecek toplam milletvekili sayısına ulaşılana kadar devam ettirir. Örneğin şimdi sorumuzda şöyle bir durumumuz var. 5 milletvekili seçilecek bir ilde. E, 3 yazmışız 4 olarak lütfen düzeltelim öyle varsayalım. 4 siyasi partinin oy dağılımları aşağıdaki gibi gösterilmiştir diyor tabloda verilmiş. Şimdi bu tabloya baktığım zaman en yüksek oyu alan partinin A partisi ve 180 108 bin oy aldığını görüyoruz. İkinci sırada B partisi 90 bin, üçüncü sırada C partisi 50 bin ve dördüncü sırada D partisi 28 bin oy almış görünüyor. Şimdi bu tabloya göre birinci milletvekili doğal olarak A partisi çıkarıyor. Ardından nasıl bir sistem var? Şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz. Ardından A partisi artık bir milletvekili seçtiği için, bir milletvekili çıkardığı için artık A partisinin oyunu 180, 108 bin üzerinden hesaplamıyorum. Ne yapıyorum? Bir alttaki tabloda da görüldüğü üzere A partisinin oyunu artık ikiye bölüyorum. 108 bini ikiye bölüyorum. Yani bir sonraki milletvekili seçimini hesaplayacağım zaman referans aldığım karşılaştıracağım oylar bu şekilde olacak. BCD henüz hiç parti milletvekili çıkarmadığı için oyları 90, 50 ve 28 olarak aynen kalıyor. Ama A partisinin oyunu artık 54 bin üzerinden hesaplıyorum. Ve bu sıralamaya göre en çok oya sahip olan B partisi ikinci milletvekilini çıkarmış oldu. Gelelim üçüncü milletvekilini seçme işine. Üçüncü milletvekilini seçerken artık ne olacak? Biraz önce milletvekili çıkarmış olan B partisi de artık oylarını ikiye bölmek durumunda. Peki A partisinin oyu zaten 54'müş gibi düşünecektik artık seçimlerde. B partisinin oyu 90'dan 45 bine düşmüş oldu şu anki yeni turda. C ve D henüz milletvekili çıkarmadığı için 50 ve 28 üzerinden hesaplayabiliyorum. Bu sıralamaya göre bir bakıyorum 54 binle en yüksek oyu alan yine A partisi oldu ve 3. milletvekilini A partisi çıkarmış oldu. Şimdi sorunun devamında diyor ki bize bu şekilde devam edersek eğer 5. milletvekili hangi partiden çıkar? Hadi hesaplayalım. Şimdi sıranızda hangisi var? 4. milletvekilini çıkaracağım. En son oy çıkaran parti hangisi? A partisi. O zaman dördüncü milletvekilini çıkarmak için, dördüncü milletvekilini çıkarmak için artık tablomda oluşan oylar şu şekilde olacak. En son A partisi çıkardı, ikiyi çıkardı artık üçüncü milletvekili için seçime tekrar katılıyor gibi düşünün. Dolayısıyla ne olacak? En başta aldığı oy miktarı artık 3'e bölünecek. Yani 108 bini 3'e böleceğim A partisinin yeni oy durumunu düşünmek için. 108 bini 3'e böldüm. 36 bin. B partisi henüz ikinci milletvekilini çıkarmadığı için 45 binle devam edecek. C ve D partileri daha hiç oy çıkarmadığı için, pardon milletvekili çıkarmadığı için 50 ve 28 binlerle devam edecek. Dolayısıyla bu sıralamaya baktığımda en yüksek oya sahip olan parti 3. parti yani C partisidir. Buradan şunu anlıyorum. 4. Milletvekilini C partisi çıkarır ama bize 5. milletvekilini soruyor hadi gelin bir satır daha devam edelim 5. milletvekilini hesaplarken bir önceki turda yani bir önceki milletvekilinin seçiminde A partisi çıkarmamıştı Dolayısıyla oylarını ekstra bölmeme gerek yok 36 binde kaldı henüz çünkü A partisinin 2 milletvekili var ne ki üçüncü bir milletvekili daha çıkaracak olsun o zaman dörde bölmemiz gerekir oylarını. B partisi de aynı şekilde bir önceki turda milletvekili çıkarmadığı için oyları aynen kaldı. Ama C partisi bir önceki milletvekili seçiminde çıkardığı için 50'yi ikiye böleceğim. Çünkü birinci milletvekili seçildi henüz. Artık ikinci için yeniden oylamaya dahil oluyor. Mevcut oy sayısı ikiye bölünüyor. 25.000 ile devam edecek. Zavallı D partimiz ise hala 28 binde seçimde yerini almaya çalışıyor. Şu anki sıralamaya bakıyorum 36 bin, 45 bin ve 28 binler var elimde. Bu sıralamaya göre en yüksek oya sahip olan parti 45 bin ile B partisidir. Dolayısıyla 5. milletvekilini B partisi çıkarır. Ben şimdi sizlerin yerinizde olsam ne yaparım? Kendime şu soruları sorarım. Diyelim ki bu üç parti birleşmiş olsaydı... Ee kaç milletvekili çıkarırdı? Yani BCD'nin toplamındaki 90, 50, 28 binin toplam oy alınsaydı toplam durumda yine bu kadar mı milletvekili çıkarmış olurlardı? Daha fazla mı çıkarmış olurlardı? Bu Duhon sistemine göre herkes için hayırlı, başarılı seçimler olsun. Sizin LGS sonuçlarınız da aynı şekilde olsun. Kolaylıklar.